Herkese merhaba. Çarşamba günleri genelde kripto para videoları hazırlıyorum. Bitcoin ve Ethereum'da sert bir düşüş oldu. Bu düşüş neyin nesidir, kimin fesidir? Hani piyasalara ben şöyle bir baktığımda olumsuz bir haber görmüyorum. Bu sevindirici bir gelişme. Bugün akşamda Merkez Bankası, Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz açıklaması var. Onu takip edeceğiz. Bitcoin işte 64 bin dolar falan o seviyelere geldi. Şahsen buradan itibaren ufak eklemeler yapmakta bir sakınca görmüyorum. Tabii bu benim kişisel yorumumdur, yatırım tavsiyesi değildir. Nasıl bir yol izlenebilir? 63.000'de bir alım yaparsın, 62.000'de, 61.000'de, 60.000'de bu şekilde kademeli olarak alımlar yapılabilir. bu düşüş benim o daha önce bahsetmiş olduğum sert düşüş değil. Bakın. Bitcoin son bir ay içerisinde %30 artmış. Yani bu kadar artan bir yatırım aracının bu şekilde düzeltmeler yapması çok normal. Önümüzde bir de Ethereum ETF onayı var. Onunla ilgili de bir haber okudum. Standard Chartered Bankası Ethereum ETF onaylanırsa alım yapacağını açıklamış. Bu da piyasalar adına olumlu, sevindirici bir haber. Bitcoin ve Ethereum'daki şu anki görüntüye göre... Bana soracak olursanız boğa piyasası devam ediyor. Panik olacak bir durum yok. Bitcoin hala bunu sürekli tekrarlıyorum. Son bir yılın en çok kazandıran yatırım aracı. Son bir senede %300 kazandırmış. Altcoin'lere gelecek olursak onlarda %15'e yakın kayıplar var. Altcoin'ler ne olur? Ya tarih yazarlar ya da tarih olurlar. Bu işlerde tabii şey de var. Teknik analiz, temel analiz, piyasa okumaları falan hepsi de önemli de. Bir de nasip kısmet de var. Ben buna da biraz inanıyorum. Eğer nasibinde yoksa ne kadar takla atarsan at, ne kadar inceleme yaparsan yap. O bir sınır var. Orayı geçemiyorsun. Bunu şimdiye kadar tecrübelerimde çok gördüğüm için söylüyorum. Ya ummadık taşlar bazen baş yarabiliyor. Ya bu piyasada her şeye hazırlıklı olmak lazım. <laughs> Aklıma şey geldi hani düştükçe al diyoruz ya demin de dedim ya işte 63 63.000'de al 62.000'de al. Aslında almanın da bir sonu yok. Arada satmak da lazım. Hele ki e, kripto paralarda artık böyle 10 katı kazanç dönemi bitti. Onlar eskidendi. Hani bence 2 katı kazanırsan öpüp başına koy. O 10K'lar e, 10 katı gitmeler o devir bitti artık. hani gerçekçi olmak lazım. Burada diyorum hep ben burada hayal satmıyorum. Yani piyasanın önü açık. Sabreden için açık. alt şahsen uzak duruyorum. Çünkü kripto para piyasası dünyanın en riskli yatırımı. En bu kadar riskli bir piyasada, en riskli piyasada ben en sağlama oynarım. En sağlam hangisi? Bitcoin. İkinci en sağlam Ethereum. Tutar da Bitcoin 55 bin dolara düşerse o zaman belki toplu bir alım yapılabilir. Yani toplu bir alım derken şöyle benim her ay kendi bütçemden Bitcoin ve Ethereum alımı için ayırdığım belli bir meblağ var. Aylık diyorum ben bu kadar. Bunu aşmayacağım. Ama olur da dediğim gibi 55 bin, 50 bin, 55 bin bandı aralığına düşerse Bitcoin. Bu sefer ne yaparım? 6 ay için biriktirdiğim paramla girelim. Hani böyle bir riski almaya değer mi? Bence değer. Eğer o seviyelere kadar düşüş olursa. Fakat şunu da söylüyorum. Tüm varlığınızı yani tek bir yatırım aracına gömmeyin. Yani sadece Bitcoin alarak bu iş olmaz. Bunun altını var, his borsası var, başka yatırım araçları var. Bunlardan bir karma yapmak gerekiyor. Sadece Bitcoin sizi vezir de edebilir, rezil de edebilir. <laughs> Aslında Ethereum'la ile Bitcoin'i karşılaştırırsak, Ethereum daha kötü bir durumda. Onun daha kötü bir durumda olması diğer altcoin'leri de olumsuz etkiliyor. Bence Ethereum e, 4500 doları görmeliydi zirve olarak ama görmedi. Bu arada şey var. Tesla'nın Bitcoin aldığı falan söyleniyor ama sanırım bu bilançoda ortaya çıkıyor. Bilançoda Haziran ayında açıklanacak. Orada onu görürüz e, ne kadar Bitcoin almış. E, ama yine de dikkatli olmakta fayda var. Ayı piyasasına yakalanmamaya çalışınız. Kar realizasyonları yapınız. E, yüksek karlarda satış yapmak mantıklıdır. Ben malı alayım üstüne oturayım. İyi de vakti zamanı geldiğinde üstünden kalkman lazım. Yoksa o mal e, bomba olur altında patlar. Onu söyleyeyim. E, halving yarılanmasının asıl fiyatlamasının da 2024 yılı sonuna doğru olacağını düşünüyorum. Bitcoin'de çok güçlü bir düşüş beklentim yok şu an için. Ama 55 bin dolar ve altına düşerse, o zaman da çok kısa sürede toparlaması gerekiyor. Belki sadece bir gün içinde, iki gün içinde o sınıra düşüp hemen geri yukarı çıkacağını düşünüyorum. Hızlı toparlaması gerekiyor. Ben böyle bir okuma yaptım piyasada. Bitcoin'de belki o sert düşüş ne zaman olur? İşte onu Kestiremiyorum bir türlü. Hani 100 bin dolar da bu olabilir. Çünkü 100 bin dolar önemli bir psikolojik eşik. 100 bin dolara gelirse oradan çok sert düşüş olabilir. 80 bin lira belki, 80 bin lira belki düşebilir. Keşke böyle bir yeteneğimiz olsa ama hiçbirimizin geleceği okuma gibi bir yeteneği yok. Sadece bazı olaylardan yorum yapmaya çalışıyoruz. Geçmişe bakıp geleceği değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu düşüşün sebeplerinden birisi de Grayscale'ın yaptığı satış. Geçen hafta bundan bahsetmiştim. Bu Grayscale, BlackRock gibi kurumlar yüklü miktarda Bitcoin satarsa düşüş yaşanabilir demiştim. Zaten onların alımı hız kesmişti. Ve Grayscale isimli kurumunda 600 bin adet Bitcoin sattığını öğrendik. Neden bu satışı yaptı? Çünkü nakit ihtiyacı vardı. Bunu karşılamak için böyle bir satış yaptı. Tekrardan toparlayacaktır. Bir de tabii bunu bugün gerçekleşecek olan FED toplantısına bir hazırlık olarak da düşünebiliriz. Yani FED'den de öyle müjdeli bir haber beklemiyoruz. Zaten piyasa okumamız da bu şekilde. Altın düşüyor, Bitcoin düşüyor. Beklediğimiz müjdeli haber FED'den bu akşam gelmese de bir sonraki ay gelebilir. Yani biraz gecikmeli olarak bu haber gelecek. Buradaki satışların sebeplerinden birisi de bu. Ama değişmeyen gerçekler var. Onlardan birisi bu Bitcoin yarılanması. Bu yarılanmaya yönelik alımların da bir kısmı yapıldı. Yani bu Bitcoin yarılanmasının beklentileri bir miktar satın alındı. Ama hepsi satın alınmalı. Alınmadı. Hala boş yer var. Hala boş kontenjanımız var. Daha önceki halvinklerde de benzeri düşüşler yaşanmış. Bitcoin'i maden olarak çıkaranlar şu an satış yapmıyor. Çünkü onların niyeti farklı. Bitcoin piyasasında iki tür yatırımcı var biliyorsunuz. Bir benim gibi e, para parayla bitcoin alanlar. Bir de elektrik faturası ödeyerek işte bu bitcoin çıkartanlar. Tıpkı altın madeninden altın çıkartır gibi. Onların farklı bir yatırım stratejisi oluyor. Onlar daha uzun vade düşünen insanlar. Halimlikten hemen sonra satış yapmayacaklar. Belki 5-6 ay bekleyecekler. Bunu da hatırlatayım. Onu da takip edeceğiz. Bundan sonra bakmamız gereken konulardan birisi de Bitcoin ETF'inin piyasalarda ne kadar kabul göreceği. Yani Bitcoin ETF'lerinde 6 aylık ve 12 aylık performanslarını masaya yatırıp değerlendireceğiz. Bu performanslara göre de bu BlackRock, Fidelity gibi kurumlar bu performansı değerlendirip yol haritası çizecekler. Bitcoin halving bu yaralanmasının Dan sonraki ee, yeni hikaye bu olacak. Ethereum için daha vakit var. Ee, hemen Ethereum ETF'in onaylanması gerçekleşmeyeceğini düşünüyorum. Ethereum ETF'in onaylanması da aslında Bitcoin ETF'lerinin nasıl bir yol izleyeceğine bağlı. Bitcoin ETF'leri başarılı olursa bu olumlu bir şekilde Ethereum ETF'ine de yansıyacaktır diye düşünüyorum. Ee, JP Morgan'ın bu konuyla ilgili bir raporu vardı. Şey demiş. ETF... E ...hacmi 200 milyar dolara ulaşabilir demiş. Bu da olumlu bir gelişme. Piyasada şöyle bir tartışma da yaşanıyor işte. Bitcoin mi, altın mı? Bu ikisini karşılaştırmak biraz mantık dışı. Çünkü altını ben fiziki olarak alabilirim. Koluma bilezik olarak takabilirim. Altını alırım, boynuma kolye diye takarım. Bitcoin sanal altın olabilir dijital altın olabilir. Hani yoksa ikisini bu şekilde o onun yerini alacak gibi bir karşılaştırma yapmanın ben yanlış olacağını düşünüyorum. Ama şimdi biraz doğru korelasyondalar. Yani doğru orantılı olarak yükseliyorlar ve düşüyorlar gibi bir izlenim var piyasada. Onu da anlatmıştım geçen hafta. Sonuç olarak bu düşüşün kalıcı olmayacağını düşünüyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Burada anlatılanların yatırım tavsiyesi değil, kişisel görüşlerim olduğunu tekrardan hatırlatırım.